Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şu anda Çarşamba Spor Kulübü'ndeyiz ve yanımda konuklarım Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları Emre Yazıcı ve Yaz Mert Yetkin var. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? İyi, sağ olun sizler. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanımak istiyoruz efendim. Emre Bey, sizden başlayalım lütfen. Ben Emre Yazıcı. Aslen Trabzonluyum. Tamir'e ikamet ediyorum. Bu kulübe aslında çok güzel bir hedefle geldim. O bağlantıda geldim. Hmm. Kanser tedavisi görürken ben Çarşamba Bedensel Engeller Gençlik ve Spor Kulübü Mustafa Uçar sayesinde tanıdım. Bana kattığı değer gerçekten, yani spor anlamını bir kenara bırakıyorum. Kişilik adına aslında engelin engel olmadığını kanıtı olarak ben Mustafa Bey'i gösterebilirim kendi adıma. Hı hı. Çünkü ben buraya bir savaşırken geldim. Yani omurilik kanseri çok zor bir süreç, biliyorsunuz, var zaten. Bu süreçte basketbolla tanışmak yeri geldi. Hani insanlar zorlanıyor, istemiyor mesela. Ama ben kanserle mücadelemle bu spora tanıştım. Vücudumda ilaçlar varken bu spora başladım. Bu bağlamda ben hem kulübüme hem de yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, haklısınız. Peki engeliniz nasıl oluştu? Engelim doğuştan kas hastasıyım normalde. Türkiye'nin de şu anda engelli biniş eğitmeniyim tek olarak. Atlı biniş eğitmeniyim. Öyle mi? Çok güzel. Bu bağlamda bir dizi ameliyatlar sonrasında normal yaşantıma dönebildim. Peki o süreç nasıl başladı? Engel sürecim. Hayır, atlı. Zaten ailem atlı spor yapıyordu. Yetiştiricisiydi kendisi ama benim hiç atlarla birlikte şeyim yoktu. Yani ilgim yoktu. Sonradan yaş verdikçe tabii ailenin de itiklemesiyle başlamış olduk atlı spora. Ve 2011 yılında kendi atımın devrilmesi sonucu yarış esnasında engelli oldum. Ama şunu her zaman söylüyorum ben, engelin hiçbir şekilde kişiye engeli yoktur. Tabii ki. Engel tamamen beyinde başlar ve beyinde biter. Biz onları aştık. Arkadaşım da keza aynı şekilde, evet, öyle. Evet, kesinlikle. Sporla ben engelimi aştım diyebilirim. Bu bağlamda az önce dediğim gibi tekrar Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü onun sayesinde spora başlamış olduk biz. Evet, doğru söylüyorsun. İşin özü ve aslı bu aslında. Evet, peki çocukluk döneminizde nasıldı? Çocukluk döneminde normal, yani hani herhangi bir insandan farkım yoktu. Ta ki 2009 yılına kadar hastalığım nüksetmeye başladı. Kas hastalığım nüksetmeye başladı. O süreçte biz erken tedaviyle kurtulduk. Ankara GATA'da tedavi gördük. Numune Hastanesi'nde tedavi gördük. Yani bir sürü operasyonlarla, yani şu zaman dilimine kadar, yani o süreçten bu sürece kadar yaklaşık bir 13-14 ameliyat geçirdim diyebilirim. Normal. Ama şu anda bakıldığında normal insandan bir farkım yok mu? Hayır, bana göre yok. Evet. Yani sizinle, onunla, diğer arkadaşlarla kesinlikle hiçbir şekilde benim farkım yok. Doğru. Ha, nedir? Doğru. Sadece kısıtlama. Hayattaki kısıtlama. Mesela ben çok sevdiğim işi yapamıyorum mesela şu anda. Atlı bir işi yapamıyorum. Ama diyorum, bir eksik mi? Hayır, değil. O kalbimde yaşatıyorum. Nedir işiniz? Atlı yarış etmiyorum. Onu anladım. Aynen. Sadece sizin yaptıklarınız ve yapamadıklarınız. Doğru. Ama sizden hiçbir farkım yok. Doğru. Sizin gibi koşamam. Ama koşabilirim. 2 dakika belki. Ya da 1 dakika. Yani belki sizin kadar hızlı merdiven yürüyemeyebilirim. Evet, ama yürürsünüz gene de. Tabii çıkıyorum. Ki. Tabii ki. Bunun gibi şeyler. Tabii ki. Çok doğru. Şimdi bizim programımızın amacı da bu. 100 küsur program yaptık. 100. programımızı da Samsun'da gerçekleştirdik. Çok güzel. Biz işte evde oturmayıp çıkıp spor, sanat ne olursa olsun. Kesinlikle tavsiye ederim. Hiçbir şey yapmasa da evde oturmayan, dışarı çıkan bütün engelli dostlarımızı konuk alıp diğer engelli dostlarımızla tanıştırmak, onlara siz örnek oluyorsunuz. Kesinlikle. Hele ki sizin gibi sporcular olduğunda biz kat be kat mutlu oluyoruz ekibimiz ve ben olarak. Çok teşekkür ederim. Amacımız bu. Sizleri mümkün olduğu kadar sosyal medya ve işte televizyonlar sayesinde insanlara göstermek, tanıtmak. Kesinlikle. O yüzden de öncelikle ben engelden bahsediyorum. Oysa ki inanın
şu anda engelinizle kimse ilgilenmiyor. Sadece başardıklarınızla ilgileniyorlar. Aynen öyle. Neler yaptıklarınızla aynen ilgileniyorlar. Öyle. Tamam, engeli var bir şekilde olmuş ama sonra ne olmuş? İşte bu olmuş. En güzeli bu oluyor. Aynen. Ve çocuklarımıza örnek oluyorsunuz. Kesinlikle. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim, anekdot söyleyebilirim. Ben en son ameliyatımı 2015-2016 döneminde oldum. Hı hı. Ve o dönemde doktorlarım bana kesinlikle spor yapamazsın dedi. Hı. Ve sonuçta bu sporun içindeyim 2013 yılından hı hı. beri ama 2014 hı hı. çıkışlıyım lisans olarak. Bu bağlamda doktorlarım hiçbir şekilde spor yapmama, engelimin daha ilerlemesinde hı hı. ve sonunda hani daha kötüye gidebileceğimi söylediler. Hı hı. Ve ben inatla onlardan gizli idmanlarıma devam ettim. Yani ameliyat sonrasında, fizik tedavim sonrasında kaçarak. Yani ailemle işte nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Halbuki gitmiyorum. Spor salonuna gidiyorum. Çok güzel. Yani inatla bunun üzerine giderek bugün buralara kadar geldik. Harika. Yani engelin, az önce de dediğim gibi, yani engelin kesinlikle engel olmadığını, bunu çok açık yüreklilikle bir yaşayan olarak söyleyebilirim. Evet. Evet. Kesinlikle. Yani. Çok çok müthiş hikayelere şahit olduk. Sizinkiler de aynı şekilde öyle. Çok fazla hikaye duyduk, yaşadık, izledik. Konuklarımızdan dinledik. Gerçekten öyle oldu. Hiçbir şey engel olmuyor. Kesinlikle. Engellenmek ayrı ama hiçbir şey engel olmuyor. Biz ondan korkuyoruz. Yani hani evet. engelin engel olmadığı ama evet. engelin engellendiğini duyduğumuz zaman veya gördüğümüz zaman en çok bu kısım bizi yoruyor ve üzüyor. Peki neden basketbol? Mustafa Hoca ile tanıştık. Ya onunla tanıştık. Beni hastanede ziyarete gelmişti kendileri hı hı. sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Orada böyle bir projesinden bahsetti. Yani basketboldan bahsetti. Hı hı. Ben de deneyebileceğimi söyledim. Bir böyle, iki böyle derken idmanlara çıkmaya başladık tedavi sonrasında. Hı hı. Ama sevdiniz gel de. Görün ki bugün buradayız. Ya yani, basketbol müthiş bir spor zaten değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. İzlerken de ben çok keyif alıyorum. Farkındaysanız sizi beklerken gözümü alamıyorum böyle. Çok keyifli oluyor. Kesinlikle. Yani, çok zor. Yani biz idmanın gelmesini, yani bir sonraki idmanın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ne kadar mesela. Güzel. Mesela başkan hocalarımız bizi zaman zaman erken çıkartıyor. Mesela biz buna kızıyoruz, hani niye erken bırakıyoruz falan. Aslında onlar bizi düşünüyor, yani kaslarımız yorulmasın evet. daha fazla şey diye. Ama biz bunu tabii ne yapıyoruz? Tabii. Söyler, edemiyoruz. Ne kadar idman yapıyorsunuz günde? Her gün yapıyor musunuz? Haftanın pandemi belirli, geçelim. Aynen. Yani normal pandemi haricinde haftanın 3 günü bazen zaman zaman 4'e çıkartıyoruz. Hı hı. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapıyoruz idmanlarımızı. Gün yani idman saatimiz 2 saat, 2,5 saat sürebiliyor zaman zaman. Hı hı. Hem eğleniyorsunuz hem spor kesinlikle, yapıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Hem aktif bir aynen. hayatınız var. Aynen. Hem sosyal bir hayatınız, bir sürü arkadaşınız yani, var. Yani. İşte daha ne diyelim biz yani, seyircilerimize değil mi? Kesinlikle. Peki ilerisi için planlarınız, programlarınız neler? Yani hayalleriniz var mı? Hani şöyle de bir şeyler istiyorum aslında. Ya spor anlamında benim var tabii ki. Yani engelli arkadaşları daha fazla hani bu sporun içine çekebilmek için hı hı. bir ne bileyim yani bir akademi kurmayı çok istiyorum mesela. Çok güzel yani olur. Yani farklı branşlar, yani sadece sandalye basketbol değil hı hı. bir sürü branşlarla akademiyi kurup onlarla birlikte çalışmayı mesela çok isterim. Ya ne güzel yani olur. Hayalim bu. Ne İnşallah gerçekleşir. Antrenörlük falan düşünüyor musunuz? Yani değil düşünüyorum. Mi? Yani antrenörlükten ziyade hani öyle bir akademim olsun. Çeşitli engel gruplarıyla çalışmayı çok istiyorum. Ne güzel, ne güzel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yağız Mert, Yağız'ı mı kullanalım Mert'i mi? Yağız'ı. Yağız bir delikanlı olduğu için kendisi. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Teşekkür ederim, çok mersi. Sizi de tanıyalım. Ben Yağız Mert Yetkin, 20 yaşındayım. Aslen Samsunluyum ama Ünye'de oturuyorum, Ordu Ünye'de. Hı hı, devlet hı. memuruyum. Hı hı. Bu sene atandım. Hı hı. Basketbola da 2014 yılında başladım, 4 Aralık'ta. Boyanmış. Yani Emre abi vesile oldu sağ olsun. Öyle mi? Okul çıkışı evet. karşılaştık. Yani çok güzel bir hikayemiz de var. Evet. Hemen anlatın ama lütfen, çok merak ederiz şimdi. Yine ben Terme'de engellilerle ilgili çok program yapıyordum. Hı hı. Tesadüfen misafirlerimiz vardı, bir restoranda oturuyorduk. Karşıdan biri sekerek geliyor. Yaz geliyor. Yaz'ı gördüm. Acaba engelli mi, değil mi, yoksa herhangi bir rahatsızlığı var mı diye kendimi içimden içe geçiyorum ama Yaz bayağı bir uzaktaydı. Ya dedim ne olsa olsun herhalde, bana kızmaz diye, sen sorduğum için kızmaz diye düşündüm. Restoranın dışına çıktım. Yaz'la karşılaştık, hani merhaba merhaba. İşte engelli misin falan diye. Adam evet engelliyim dedi. Odur budur. Başladık.
Orada artık. Aynen. Yani yolumuz kesişti. Sonrası ertesi gün işte o akşam hatta değil o mi? Akşamı. O akşamı bir restoranda buluştuk ailesiyle birlikte. Ay çok güzel. Aynı günün akşamı. Kulübümüzü anlattık. Ona yapabileceğimizi, ona katabileceklerimizi anlattık. Kulübümüz adına. Ailesi de sağ olsun anlayış gösterdi. Yazdı bize teslim etti. Yok Yağız o zamanlar birazcık daha gençti. E tabii. 13-14 yaşlarında. O civarlardaydı. Bayağı erken ailesi de kulübümüzde güvendi sağ olsunlar. Bir ertesi günde bir gün sonra da antrenmanlara başladı bizimle birlikte. Aa çok iyi olmuş. Engeliniz nasıl oluştu? Ben 12 yaşındayken komşumun oğlu evde oynarken tüfekle yaraladı beni. Sol bacağım koptu olay sırasında. Birkaç ameliyat geçirdim. Ondan sonra işte taburcu oldum. Evde dinleniyordum öyle söyleyeyim. Ondan sonra protezim takıldı. Normal okuluma gidip geliyordum. Tabii o sıralar daha çocuktum. Tek bacak yok. Proteze daha alışamamışım. Arkadaş arasında da biraz da dışlanıyordum. Öyle söyleyeyim. Yani top oynatmazlardı. Hani bir şey olur düşersin gibisinden. Ben de haliyle biraz daha içime kapanık. Böyle sosyal biri değildim. Sağ olsun Emre abiyle tanıştık. Ondan sonra hayatım inanılmaz derecede değişti benim. Ne kadar önemli bir şey yapmışsınız. Çok kesinlikle. Yani bizim burada işte bağırarak, çağırarak, avaz avaz söyleyeceğimiz şeyleri siz de hayatına dokunarak Yağız Bey'in bir gecede hayatını değiştirmişsiniz. Aileniz peki endişelendi mi? Daha önce hiç böyle bir deneyiminiz yoktu. Yoktu. Ben önceden sporcuydum zaten. Tekvando yapıyordum. Ondan sonra folklor ekibinde oynuyordum Kafkas. İşte başıma bu olay geldikten sonra spor hayatım bitti öyle söyleyeyim. Emre abiyle de yolumuz kesişince hani içimden de geldi gerçekten yapmak. Bir hevesle geldim, bu sandalyeye oturdum. Oturuşa oturuyoruz zaten. Ay çok güzel. Yani. Ailenin bir tedirginliği oldu mu? Ailemin tedirginliği... Bir gece bir düşünelim falan diye. Yok bence yok, onlar olmadı. Öyle yani. Çünkü ertesi gün idmana çıktık. Yani işte o gece bir onlar bir düşünmüşler. İlla ki kendilerinde mi varsa. Çünkü onlar da beni görüyorlardı zaten. İçime kapanıktım. Ya, kimseyle anlaşamazdım. Doğru. En azından bir değişiklik olur. Arkadaşları olur gibisinden. Bir de çok da kiloluydum o zamanlar. Emre abi de iyi bilir. O hareketsizlikten değil mi? Hareketsizlikten dışarı çıkma yani sadece şeydi. Okuldan ev, evden okuldu. Tabii. Yani çok fazla sosyal yaşantısı yoktu. Doğru. Ama bizimle birlikte gayet mutluydu. Aynen. Ay çok güzel, çok iyi olmuş karşılaşmamız. Yani bir şekilde birileriyle karşılaşmamız gerekiyor. Bunun için de dışarı çıkmamız gerekiyor. İyi ki de o gün çıkmışsınız dışarıya. Nice böyle Emre abilerle karşılaşsın. Bütün engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, bütün bireyler. Ne güzel olur. Şimdi bu takımdasınız. Evet. Keyifli. Çok başka çok. Bir şey denemek istiyor musunuz? Yok, yok bu iyi diyorsunuz. Hayır. Şeyler, turnuvalar falan tabii ki oluyor. Ligdeyiz. Yani pandemiden dolayı tek devreli lig usulü oynatıldı. Ligi ikinci bitirerek bir üst lige çıktık. Çok güzel. Başka kardeşiniz var mı? Var, biz 5 kardeşiz. Aynı güzel. En küçükleri benim, bir de ikizim var benim. Öyle mi? Aynı, tek yumurta mı tek yoksa? Tek yumurta. Benziyorsunuz yani güzel. Yani hemen hemen. O biraz daha zayıf benden. Sizin kiloyla biraz sıkıntınız mı var? Var hala var. O kadar veriyoruz ama tekrardan geri alıyoruz ama ya. Ama şey yani şey görmüyorsunuz bilmem mi? Kilo değil de daha çok hani bir sporcu. Daha toplu gibi. Yok bir sporcu fiziği gibi yani gayet. Ya, sağlıklı olun da olsun. Yani. Hani öyle öyle kandıralım kendimizi azıcık ne yapalım hepimizde oldu. Vallahi. Bu dönem zor bir dönem oldu kesinlikle, zaten. Kesinlikle kesinlikle. Onun için izliyorlar mı aileler gelip sizi? Zaman zaman evet. Yani izleyemediği zaman da biz izletiyoruz onlara çekilen maçlarımızı falan. Çünkü daha önce benim basketbolcu konuklarım oldu. Hep şey diyorlar. İşte aileler bizi tribünden izleyince hatta ilk izlediklerinde Allah olmaz oğlum. Bize de aynı. Çünkü tehlikeli hareketler de oluyor ya. Düşenler falan da oluyormuş. Ay ne olur işte olmaz. Şunu çok endişeleniyorlarmış. Hani sizin hiç böyle hatırlarınız oldu mu bilmiyorum ama. Yani benim hani böyle bir tehlike oldu mu hiç? Ya izledikleri maç esnasında tabii canım. Yani illaki zaman zaman başımıza geliyor ama hani onlar görselde kalıyor sadece. Yani sadece o anda kalıyor. O anda. Ondan sonrası yok. Biz yapıyoruz sporumuzu diyorsunuz. Aynen öyle. Çok biz güzel. Sporumuzu yapıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Çok. Peki sosyal olarak başka bir şeyler var mı hayatınızda sporun dışında? Yani sporun dışında ben zaten hep yaptım.
Yani hiç durmam diyorsunuz. Yok, hayır. Tamam. Duyuyorsunuz sevgili seyirciler. Kesinlikle. Hep amacım bu. Hep bunları konuşmak istiyorum. Çünkü program sırasında bizim konuklarımız evinde oturan insanlar değiller. Çıkan aktif bireyler. Herkese örnek oluyorsunuz inanın. Bütün engelli bireyleri, küçük büyük ne olursa olsun, engelli engelsiz herkese oluyorsunuz ama amacımız daha çok engelli dostlarımıza seslenmek olduğu için. Peki sizi kısıtlayan şeyler oluyor mu? Hayat anlamında mı yoksa? Aynen. Ya hayat anlamında az önce de belirttiğim gibi yani insanların hani engelinin engelde kalmadığını biz zaten biliyoruz ama engelin engellendiğini zaman hani çevresel faktörler olabiliyor. Ya, tabii ki. Tabii ki. O bizi bazen zaman zaman mesela tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız olur. Yani benim için belki değil o anda sorun ama tabii ki tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız için yani çevresel faktörler çok önemli. Hı hı. Daha düz, daha düzgün. Hı hı. Bu sandalyeler basketbol için değil? Evet, normalde basket. Kullanmıyorsunuz. Hayır. Bunlar sadece basketbol için dizayn edilmiş. Kişinin ergonomik yapısına göre dizayn edilmiş özel araçlar. Hı hı. Özel araçlar. Evet. Daha çok böyle yana doğru olması herhalde aktifliğiyle alakalı olan. Bir de sizde drifting yoktu değil mi? Hepsi var. Ya iki neydi, nasıldı, ben hatırlıyorum, öyle bir şey konuşmuştuk. Steps anlamında mı? Şeydi, hani normal basketbolla steps mi yoktu, bir şey yoktu, öyle bir şey hepsi, hatırlıyorum. Yani normal basketbol kuralları, kuralları neyse aynı, tekerli sandalyeye göre uyarlanmış sadece. Hmm, o da yani iyi. Normal koşar basketbol neyse sadece kuralları tekerli sandalyeye göre uyarlanıp sunuldu. Sunuldu. Evet. Şeyler çok, bir sürü dal var değil mi bedensel engellerle evet, ilgili sporda. Evet. Boccia, diğerleri. Peki siz gidip izliyor musunuz oynamasanız da? Ya ben zaman zaman mesela bizim kendi spor salonumuzda gidip mesela masa tenisi oynuyorum. Masa tenisi de çok fazla yani, oynuyorlar. Benim yani öncesinde engelli olmadan önce oynuyordum. Öyle mi? Yani. Ama bu daha beni tuttuğu için tekerlekli sandalye basketbol hayatıma imza attığı için bu yolda devam ediyorum. Şimdi başarılarınız nedir? Yani bu takımın birlikte izlediniz değil mi şimdi? Evet, birlikteyiz. Yani bölgesel, yani bir önceki şeyde 3. ligdeydik. İşte dediğim gibi tek devirli liglerimiz oynandı. Orada ligi 2. tamamlayarak bir üst lige, yani 2. lige terfi etmiş olduk. Şehir dışına çıkıyorsunuz tabii ki. Tabii ki. Türkiye'nin her tarafına çıkıyoruz. Gittiniz değil mi Türkiye'ye? Tabii ki. Onlardaki doğudan kamplar, batıya, her tarafa gidiyoruz. Peki o gidiş gelişlerinizde sıkıntı oluyor mu hiç? Yok. Yoksa her şey yolunda? Her şey yolunda. Sağ olsun yöneticilerimiz, başkanlarımız bunları... Kaldığınız otellerde sıkıntılar oluyor kesinlikle mu? Siz her şeyden memnunsunuz. Memnunuz biz. Sporcu dediğim böyle olur yani. İşte. Biraz dayanıklı olur zaten. Yani. Olsa bile yansıtmıyoruz. Biz kendi içimizde hallediyoruz. Olmuyor ki yani, çok şey yani yapan, hani sizi yoran, ufak, zorlayan. Yani çok mükemmel mi? Yani diyemeyiz tabii ki. Hı-hı. Kendi şartlarımız, hı-hı, yani herkesin tabii ki kulüpsel bazında çok mükemmel bir şartları olmuyor. Şartlarımız, hı-hı, el verdiği kadar en güzelinde, en iyisinde, en mükemmelinde kalmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Tabii hayat dört dörtlük değil hiçbirimiz, hı-hı, için. Hı-hı. Ama nedir, bunu en az minimize edip orada tamamlayıp. O zaten sizin elinizde. Yani oradaki o keyfi. Kesinlikle. O rahatlığı yaratmak sizin elinizde. Kesinlikle. Herkes her yerde mutlu olabilir. Evet. Herkes her yerden de mutsuz olabilir. Kesinlikle. Sizin hayata bakışınız, pozitifliğinizle önemli o. En önemlisi. Çok sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz. En önemlisi, kesinlikle. Basketbol oynuyorsunuz. Şu anda çok seviyorsunuz bunu. Ve bunun getirdiği her şeyle de seve kucaklıyorsunuz zaten. Çok güzel olmuş. Çok memnun oldum. Yani böyle çok ben memnun çok oluyorum memnun böyle aktif sporcularla tanıştığım için. Dışarıda sinema, tiyatro, bu tarz etkinlikleriniz yani oluyor mu? Ben gidiyorum. Peki takım olarak yaptığınız bir şeyler oluyor mu? Şimdi hepimiz ayrı ayrı yerlerde olduğumuz için sadece idman saatlerinde bir araya buradasınız, geliyoruz. O yüzden pek fazla şansım bunun için olmuyor. Anladım. Diğer kardeşler beraber mi yaşıyorsunuz? Beraber yaşıyoruz da birçoğuyla. Bir abim uzman çavuş, Siirderut'ta yaşıyor. Biri Samsun'da. İkizimle ablam yanımda, annemle beraber. Onlarla nasıl geçiriyorsunuz?
Onlarla aslında pek de fazla vakit geçiremiyorum. Ya. Evden işten eve olunca bir de yorgun geliyorum. Yatıyorum, antrenman varsa antrenmana geliyorum çarşambaya buraya. Ne iş peki? Memurum ben ilçe milli eğitimde. Atandım bu sene, başladım görevime de. Ay ne kadar güzel, bu da hoş bir şey olmuş. Evet, güzel oldu. Yani o da bir aktivite çünkü, o da bir meşgaledir. Tabii ki. Peki diğer, şimdi bizi izleyen birçok engelli engelsiz birçok arkadaşımız, dostumuz var. Ne söylemek istersiniz onlara? Ya ben şöyle şunu söylemek isterim açık yüreklikle kendi adıma. Evde kalmasınlar ya. Bulundukları ilçede, ilde, yani her yerde artık spor var. Her yerde yani sporla hayat var. Ben başvurmalarını isterim kendilerine. Engelli arkadaşlarımızın. Yani evde kalmamalarını isterim. Yani bir yere bağlı kalmamalarını isterim. Yani işte evde oturmasınlar. Evet, kesinlikle. Muhakkak herkesin yapabileceği bir kesinlikle. Yani herkesin, yani herkesin yani bir, sonuçta engeline göre spor var. Evet. Artık. Herkesin bir faaliyeti var. Tabii ki. Yani herkesin bir şey yeteneği oluyor. Kesinlikle. Çıkar ortaya. Kesinlikle. Bir resim yapar. Biri ne bileyim çok güzel şarkı söylüyordur. Evet. Biri enstrüman çalıyordur. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Öyle bunu keşfetmek önemli. Evet, keşfetmek. Evet. Bunun için de çıkacağız dışarıya. Aynen öyle. Evde kalmayacağız. Ailelere ne önerirsin? Ben engelli ailelere şunları söylemek isterim. Yani evlatlarına, çocuklarına engelinin iyi tanımasını isterim. Yani ailenin bu konuda bilinçlenmesini isterim. Yani kendilerini öğretmesini isterim. Yani karşındaki evladı hangi tür engelli, bunu iyi tanıması gerekiyor. Ailenin yönlendirilmesi için. Bence ailelerin de bu kısımda yani engellinin yetişmesi tarzında yardımcı olmalarını isterim. Onların şeyi çok önemli, onların desteği çok önemli. Kesinlikle ailenin desteği bu bağlamda çok önemli. Evet. Çok önemli. Çünkü eğer aile isterse hiç dışarı çıkartmıyor, o da hiçbir yere gidemiyor. Evet. İsterse de işte böyle sizin gibi başarılı yani gençler oluyor. Mesela Türkiye'de gezmediğim hiçbir yer kalmadı. Hem bu spor adına hem de yaptığım atlı binişte yani Türkiye'de gezmenin çok çok az bir yer ne kaldı. Kadar güzel. Çok az. Ne kadar güzel. Hiç böyle bir hatırınız var mı gittiğiniz yerlerde unutamadığınız anılarınız vardır? Başınıza gelen komik ya da yani stresli. Unutamadığım mesela bir Erzurum anımız vardı bizim. Farklı bir takımda oynuyorduk. Çok kar yağmıştı böyle. Ben de hani karda hiç yürüyemem. Mesela tekerlekli sandalyede dediğimiz bizden ağır arkadaşlar yani engel olarak engelleri biraz daha ağır. Mesela ben onlara göre yürüyen bir engelliyim. Ama aslında işin öyle olmadığını orada öğrendim ben mesela. Çok komikti. 4 tane tekerlekli sandalye arkadaş beni kucaklarına aldılar ve karın içine yatırmışlardı. Ağzımı yüzümü kapat. Sonuçta onlar benden daha ağır engelliler. Yani öyle bir komik bir anımız olmuştu onlarla. Ay Allah. Yani bir yere kaçamamıştım. Sarmışlardı böyle etrafımı. Tabii ki yani. Ya kamplarda çok keyifli şeyler oluyordur. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Daha bir sürü şey olmuştur. Kesinlikle yani kamp anılarımız mükemmeldir. Yani girdiğimiz odamızda odalarında toplanıp işte öbürü bir şey almıştır, diğeri bir şey almıştır. Tabii. Hep birlikte yeriz içeriz. O günkü maçın kritiğini yaparız. Bu da sosyallik anlamında, çevre anlamında kesinlikle, çok geliştiren kesinlikle. Bir şey. Kesinlikle. Kendinize baş başa kalmanız güzel bir şeydir ama gene de ne olursa olsun hep birileri olsun ki çevremizde sevdiğimiz, saydığımız, keyif aldığımız. Çünkü insanız, istiyoruz. Yani, sohbet etmek istiyoruz, dertleşmek istiyoruz, aynen. Konuşmak istiyoruz. Sizin var mı böyle efendim? Kamplarda falan yaşadığınız komik anılar? Kamplarda değil de sezonda olmuştu bu sene. Haziran ayında Yalova'daydık, ilk maçımızdı. Yani unutulmaz bir andı benim için. Ya. Evet. Tokazlı'yla ile lig maçımız vardı. Aha. İlk maç heyecanlıyız. Pandemiden sonra 1,5 sene sonra ilk evet. maç oynuyoruz. Heyecanı haliyle daha fazla. İşte maç bayağı kafa kafaya gidiyordu. 53-53 beraberdi son 2 saniye kala. Üçlük atarak maçı kazandırmıştım. Top havadayken süre bitmişti. Girdi sayı oldu, evet, maçı kazandık. Ay çok güzel. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Güzel başladık sezona. Çok güzel. Onu unutamıyorum zaten mesela. Zaten basketbolun da o şeyi hani o aynen. bir saniye bile aynen. önemli ya. Basketbolda benim kesinlikle. De oğlum naçizane basket küçük tabii ama abileri
O da oynuyor. Oradan biliyorum. Biraz aşinayım basketbola. Çok izliyorum çünkü. Zaten heyecanlı bir spor. Evet. Nasıl o son saniyeler bile önemli oluyor. Onun için dedim hani aileleriniz gelip izliyor mu? Yani. Kardeşleriniz falan geliyor mu? Onlar gelemiyorlar yani. Gelemiyor mu? İlgilenmiyorlar çünkü. Onların da kendilerine göre işleri olduğu zaman. Yani şeydir herhalde hani zaten sen artık sporcusun işte takımda da oynuyorsun. Yani. Artık onlar profesyonel olarak gördükleri için hani bir hobi değil artık sizin yani gerçekten. Yani o iş olarak. Aynen. Biz artık iş olarak bakıyoruz. Aynen öyle. Geliyorsunuz gidiyorsunuz yani. İşte. Peki ekstra kendinize sağlık için yapmanız gereken bir şeyler oluyor mu? Ya şimdi şöyle mesela Yağız yanımda olduğu için Yağız'dan örnek vereceğim. Yağız ampute. Mesela tek engel grubu var Yağız'ın. Mesela benim 3 engel grubum var. Ben hem kasla savaşıyorum. Yani kas engelim var. Hem skolyoz engelim var. Hem de bunun yanı sıra kemikle alakalı problemlerim var. Mesela benim her iki kalçam ve sol dizim yok. Plastik mesela. Ama Yağız'da sadece tek sol ayağı ampute. Protez takıyorsun. Ama evet, buna rağmen Yağız'ın üst kısmından işi olmadığı için mesela atıyorum, misal söylüyorum bunu. Normal şarttaki idmanları buna yeterli gelebiliyor. Ama benim o gücüm yok. Çünkü ben kas hastası olduğum için onun seviyesine gelmem için daha fazla çalışmam lazım. Yani onlar atıyorum haftada 6 saat çalışıyorsa benim 7-8 saat çalışmam gerekiyor ki onların seviyesine gelebileyim. Yani o... bizi yani kendi aramızda buralar ayırıyor güçsel anlamda. Peki bu sizin sağlığınıza zararlı bir şey değil değil mi? Hani kas. Şimdi şöyle az önce de söylediğim gibi yani doktorların başta buna izin vermemişti. Evet. Yani Allah küçük. Onlar da hani artık sizlerin sayesinde görsel olarak bunlara aşina olduğu için basketbola. Biliyorlar. Çünkü hani en ufak bir şey başımıza geldiği zaman benim geri dönüşüm daha yok. Allah göstermesin. Yani tedavi anlamında. Geri dönüşüm yok. Bu bağlamda onlar o zaman desteklemezken şimdi onların sayesinde ben kas kütlemi ve kas gücümü bu spor sayesinde üst çıtalara doğru çıkardım. Ay çok güzel bir şey bu. Bunu bir daha tekrarlar mısınız? Seyircilerimiz iyice aileler özellikle duysun ki şöyle, korkmasın. O dönemlerde beni doktorlarım desteklemiyorlar. Çünkü engelimin has safhada olduğu için yani rahatsızlık olarak. Ben daha fazla çalışarak, arkadaşlarımdan daha fazla saat çalışarak bunları yani çıtamı yükselterek bunu başardım. Ve onların seviyesindeyim şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü bir tedirginliğiniz hiç oldu mu? Benim yani geri adım oldu yani mu? Ya şimdi şöyle 2013 yılında yine bu takımda oynarken Mersin'de playofflardaydık. Takım oyuncusu son yanlış hatırlamıyorsam bir 30 saniye kadar vardı. Ben ondan topu çalıp baskete giderken bana bilerek arkadan vurmuştu. Evet, orada takla attık tabii ki. Orada bir kasılmam meydana gelmişti. Hastaneye kaldırılmıştım o esnada. Ve orada dedim herhalde ben bitirdim galiba basketbol bitiyor diye korkmuştum yani. İlk kez orada korktum. Ama onun sayesinde yani orada kaldı ya korku. Ya da ben yenmek istediğim için o anda yani o şuurdayken çünkü hani bayağı kasılma yaşıyordum. Sonrasında gözümü açtığımda tabii şeydeydim, oteldeydim. Ya dedim tamam beni de yırttın herhalde. Evet. Ertesi gün tekrar final maçına çıktım. Orada yine orada da grubu üçüncü tamamlamıştık hatırlamıyorsam. Bir üst lige atmamıştık orada da ikinci lige. Yine bu takımdaydı. Çok güzel. Sizin zaten çok güzel bir enerjiniz var. Yani değil mi Yağız Bey? Hani evet. Böyle o kadar güzel severek anlatmasınız ki belli bağlanmışsınız. Aynen. Hem hayata bağlısınız hem basketbola bağlısınız. Yani keyif olarak yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey. Ben hiçbir zaman engelimin arkasına saklanmadım. Evet. Ama hiçbir zaman yani bu ilk başlamadan önce pandemi döneminde tedaviden çıkıp buraya gelmiştim. Doktor bana dedi yani riski yapma. Yok hocam dedim ya inceldiği yerden kopsa da kopar yani. Ben artık dedim kopmalara, bağlanmalara çok alıştım. Yani bu hayat benim hayatım, bu engel benim engelim. Ben bunu yaşamalıyım sonuna kadar çünkü dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Ha gelecek olursak da yine bu duygular içinde gelmeyi yeğlerim. Yine engelli duygusu içerisinde gelmeyi yeğlerim. Çünkü bu yaşanılmayacak bir şey. Her insanın paylaşamayacağı bir şey bu duygu.
Muhteşemsiniz. Yani sayılı insanların yaşayabileceği bir durum. Belki sonradan, belki doğuştan. Ama ben her ikisini aynı anda yaşadım. Ben hem doğuştan engelliyim, hem sonradan engelliyim. Evet. Yani bunun enerjisini ve şeyini kabulleniyorum kendimi. Evet, evet. Çok güzel. Sizin değişik bir çalışma sisteminiz var mı? Basketbolla ilgili. Basketbolla ilgili yani takım antrenmanlarımız oluyor da evde kendim yapabildiğim kadar bilek kuvvetlendirme yapıyorum mesela. Lastik çalışıyorum. Sadece onlara yapabiliyorum eğer yorgun değilsem. Zaten haftanın 2-3 günü de antrenmanlara geliyoruz. Bayağı yorulduğumuz için hani 2 günde mola veriyoruz. Bir de çalışıyorsunuz ekstra. İkizinizle aranız nasıl? Aramız iyi. Çok iyi. O da üniversite okuyor. Üniversite okuyor. O nasıl? Var mı spor falan yapıyor mu? O da tekvandocuydu da bırakmak zorunda kaldı. O okul işlere girdiği zaman. O da yaklaşık bir 5-6 senedir tekvando yaptı. Öyle işte benimle beraber dünyada oturuyor ailece. O da iyi anlıyor. Aile çok önemli çünkü. Kesinlikle. Evet. Çok önemli. Çok fazla görüştüğüm, konuştuğum konuklarım da, sonrasında görüştüğüm konuklarım da oluyor. Konuğum olmadan da bana iletişime geçenler oluyor. Ne olur söyleyin anneme ya da babama, ben evde durmak istemiyorum, beni çıkarsın, benden utanıyor diye mesajlar geliyor bana. Ben bunu çok üzülüyorum. O yüzden de programlarımı hep bunu tekrarlatıyorum. Hatta özel olarak oraları kesip yayınladığımda oluyor. Çünkü her şey o çocuklar küçük çocuklar tabii ki ailelerine muhtaçlar. O yüzden de onların bilinçlenmesi ilk gerekiyor. İlk önce aileden kaynaklı yani. Onların... Yani bilinçlenme ilk önce hani nasıl temelden gelirse o şekilde devam ediyor. Tabii ki korkuyorlar. Neden? Yani çünkü düşerse ya daha kötü olursa ya öyle olursa böyle olursa diye. Ama sağlam kendi bu olabiliyor. Yani engeli yokken de olabiliyor. Yayın açarken de söylediğim gibi yani demin ben kanser tedavisi görürken bu takıma geldim. Yani vücudumda ilaçlarla, tüplerle ben mesela idmanlara çıkıyordum. Formam hep mesela kan oluyordu. Yani bu sancılı süreçten bugün buralara kadar geldim. Mesela ben dedim ya yani kaçarak onlardan gizli idmanlar yaptım. Çünkü yetişmem lazımdı. Spora bağlandım çünkü kopamazdım. Evet zaman zaman kopmak yani zorunlu kopmak istediğim dönemlerde de hayır Emre sen savaşı kaybedemezsen edemezsin diyorum kendi kendime. Çünkü ben kanseri yemişim başka neyi yenebilirim? Doğru. Neye yenilebilirim? Doğru. Ben kanseri yemişim. Helal olsun. Ne güzel. Neyi yenemeyebilirim? Ne güzel. Tabii ki. Sizin var mı projeleriniz gelecekle ilgili? Gelecekle ilgili benim şimdiden bir hayalim var aslında. Çalıştığım kurumda yönetici olmak ya, çok istiyorum. Ne güzel olur. Tek hedefim o. Basketbolda da ilerleyebilirsem. Büyük takımlarda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Öyle bir ümidim var. Benim konuğum Galatasaraylı Özgür Gürbulak olmuştu. O da yani, gerçekten... Bu camianın idollerinden çok, biridir yani. Çok yani müthiş bir hikayesi vardı. Kesinlikle. Ve çok, o da çok hayata bağlı. Ve son derece kendinden emin. Çok iyi bir özgüveni olan bir beyefendiydi. Çok keyifliydi onunla da. Şimdi oraya gittim. Onlar da şimdi Tokyo'dalar. Evet. Evet gittiler değil mi? Öyle. Ya çok güzel oluyor. Perşembe günü maçları başlıyor. Gönülden destekliyoruz kendilerini. Evet. Umarım sizleri olsun. Orada görürüz. İnşallah. Neden olmasın ki? İnşallah. Tek hedefimiz. Biz konuşurken o zaman konuklarımla hatta masa tenisinde de Ali Abdullah Öztürk kardeşlerle de röportaj yapmıştık. Diyorlardı. Hedefimiz Tokyo 2020. Geldi de geçiyor bile. Aynen. Yani. Gecikmeli de olsa yaşıyoruz. Ve ben onları hep konuştuk, hep röportaj yaptık onlarla. Aynen. Çok güzel. Benim için ayrı bir keyif oluyor. Aynen. Tanışıyorum ve sonrasında izliyorum onları. Ayrı bir keyif oluyor yani. Sizin de hedefleriniz oralar. Aynen. Bir dahaki olimpiyatlar ne zaman oluyor? 2024'te Paris'te. Öyle mi? Diyebiliyorum, evet. O zaman sizi de orada... Yok, o kadar... Yani yok, hemen olmaz. İnşallah. Yani erkene 32 diyebiliriz. 2032. Öyle hemen o kadar değil diyorsunuz. Tabii canım. Daha biraz daha zaman var çok yani. Çok çalışmamız lazım. Siz neler söylemek istersiniz ailelere? Ben aileler genellikle engelli çocuklarına çok korumacı davranıyorlar. Hani hazır alıştırıyorlar. Bunları yapmasınlar. Bu çok engelli için çok çok kötü bir şey. Çünkü çocuk hazır alıştığı zaman oturduğu yerden kalkmak bilmiyor. Kas hastasıysa kasları eriyebiliyor. Mesela akülü sandalye kullanıyorlar.
Eğer kollarında bir problem yoksa, engel yoksa manuel sandalye kullansınlar. O kaslarını güçlendirsinler. Çünkü bu sağlık açısından da çok iyi olacak çocuklar için. Ben öyle onu söylüyorum. O akülüler tabii çok... O tabii biraz insanı birazcık pasifleştirebiliyor yani zaman zaman. Çok ağır değilse çok ağır aslında değilse, kullanabilir tabii değil mi manueli? Tabii, tabii ki. Doğru söylüyorsunuz. Yani hepsini görüyoruz biz tabii. Akülüyü de manueli de görüyoruz ama akülüler biraz... Onlar hani zannediyor ki hani hayatı kolaylaştırıyoruz. Aslında hayatı kolaylaştırmıyorlar. Bedenini... yavaşlatıyorlar. Ama yokuş çıkmak falan zor olmuyor manuellerde de. Yani orada da olmasın oluyor ama biraz daha güçlü geliştirerek. Güçlü yansım. Siz güçlüsünüz tabii yani onlara. Onlar da kendilerini güçlendirsin. Onlar da güçlendirsin. Çalışsınlar yani. Onlar da böyle yani. Şey kuvvetli yani. Doğru haklısınız. Mesela benim arkadaşım var. Ağır kasasız kendisi. Hatta bu işi yapması için de basketbolu yapması için de onunla çok savaşlar verdi. Ama olmadı. Çünkü engeli çok ağır yani. O da şimdi hani madem ben bunu yapamıyorum kaslarımı geliştireceğim dedi. Şimdi kendisi bakıyorum spor yapıyor artık. Kaslarını çalıştırmaya çalışıyor. Ama o ne kadar savaşırsa onun için o kadar iyi. Biliyor ki hani tamam basketbol yapamayacağım. Çünkü ciddi derecede kas hastası. Ama ben bunu yapamıyorum diye de sporunu bırakmıyor. Çalışıyor adam. Ne kadar? Bakıyor kendisi. İşte bu. Umarım... Böyle arkadaşlarımız da var ya. Yani. Var, doğru. Umarım birçok kişi dinliyordur ve dinleyecektir de. Kesinlikle. İzlemeyen de izlesin. Çünkü pazartesi ana bölüm, perşembe tekrarımız yayınlanıyor. Çok haftada güzel. İki gün yayınlanıyor. Herkes duysun sizi. Herkes başarılarını bir izlesin. İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuk bizlere bu fırsatı için. Tanıdığınız için. Kulübümüz adına da sizlere çok 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 teşekkür ederim. Çok teşekkür. Biz teşekkür ediyoruz. Kabul ettiniz. Fırsat verdiniz. Sizinle konuşma fırsatı verdiniz. Çok mersi. Görüşmek isterim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim, bir Engelsiz Yaşam programı daha burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.